Değerli izleyenler, yine maşallah diyoruz. Bitlisimizden 32 aday adayımız var. Batı illerini saymıyoruz, sadece Bitlis iline bağlı. Güzel faaliyetler bekliyoruz kendilerinden. Önemli şahsiyetlerle sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Çok değerli, çok önemli bir şahsiyet yanında. Bitlis'i konutlardan Rahva'ya taşıyan ve bugüne kadarki bütün yapılara ev sahipliği yapmış projenin aha babası bir şahsiyet Sayın Vahit Kiler. Sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Emeğinden dolayı. Merhabalar efendim. Eyvallah. Hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş bulduk. Adayınız da hayırlı olsun. Amin. Diyorum. Amin. Memlekete inşallah hayırlı olur. Gerçekten emeğiniz bu memlekete çok. İzleyenlerin tümü de şahittir. Konutlardan Rahva 3 yola kadar yapılan bütün her şeyin sizin eserinizin olduğuna inanıyorum ben şahsen. Bu dönemki adaylarınızda neler söylemek istersiniz? Tabii biz sürece yeniden başladık. Evet. Rabbim inşallah ülkemiz için başta, memleketimiz için hayırlı olanı nasip eder. Rabbim hayırlı mübarek eder inşallah. Tabii çok değerli arkadaşlarımız var, aday adayı olan. Burada bir teşkilatın nabzını, teşkilatın görüşünü alınacak. Daha sonra genel merkez bunun kararını verecek. Memleket için, insanlar için en iyi hizmet edecek bir ekip seçilecek. Ondan sonra hep birlikte çalışacağız. Biz hep de beraber çalışacağız ama Bitlis için çalışacağız. Aynen. Biz 13 sene boyunca Rabbim nasip etti, hizmet ettik. Ne hizmet için adayız. Hizmeti yaparken bunların hiçbiri lüks değildi. Biraz evvel anlattın ama bizim görevimiz onları yapmak. Zaten bu gösterilen teveccüh, halkımızın beklentisi hizmet. Hiç kimse kimsenin kara kaşı, kara gözü için bir yerlere gelmesini istemez. Kimse kimseyi desinler diye makam sahibi bir yerlere getirmemesi lazım. Buraya aday olanların da o amaçla aday olması lazım. Yani Bitlis'in hizmete ihtiyacı var. Bitlis'in yatırımlara ihtiyacı var. Bütün ilçeleriyle beraber, bütün köyleriyle beraber bu aday adayı arkadaşlarımızın aday olduğu zaman bunun için çalışması lazım. Bunun için gayret göstermesi lazım. Tek amacımızın Bitlis'in biraz daha bir çıta daha yükselip bir adım daha öteye gitmesi, gençlerimizin iş bulması, ekonominin biraz daha güçlenmesi amacımız o. İnşallah nasip olursa hep birlikte tekrar çalışmaya başlayacağız. Hizmet için, gençlerimizin daha rahat iş bulması için, yatırımlar için gayret göstereceğiz. Bakalım, inşallah yola çıktık bakalım. Bismillah dedik, başladık. Hayırlısı olsun. Eyvallah. Hakka hizmet, halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla devam edeceğiz yolumuzu. Aynen, izniyle. Aynen. Yarım kalmış ve yarım bıraktığınız bir şeyler var mı efendim? Yani dün de ben arkadaşlara onu söyledim. Yani Allah'a milyonlarca şükürler olsun. Yani 13 sene boyunca Ankara'da başbakanımızdan ta genel müdürlere kadar hangi projeyi götürdüysek hiçbir projede biz geri dönmedik. Bugüne kadar hiçbir götürüp de alamadığımız yatırım elhamdülillah olmadı. Ama eksiklerimiz yok mu? Çok var. Eksiklerimiz halen var. Bir havaalanını halen yapamadık. En başta hemen inşallah kazmayı vuracağımız ilk havaalanına başlayacağız. Allah nasip ederse. Yani buradan bunu havaalanı inşallah, inşallah, inşallah havaalanıyla başlayacağız ve tabii ki diğer bütün eksik kalan, ihtiyacımız olan ne varsa onlar için kolları sıvayacağız arkadaşlarımızla beraber inşallah. Daha önce çalıştığımız, birlikte uyum içinde çalıştığımız arkadaşlarımızla inşallah nasip olursa birlikte çalışacağız. Bitlis'e yatırımları getirmeye devam edeceğiz. İnşallah. Amacımız o. İnşallah. Bir de siz tecrübelisiniz efendim. Dediğiniz gibi 13 yıllık bir süreç geçirdiniz ve Ankara'nın yollarını çok iyi biliyorsunuz. Bu da bizim için bir dezavantaj olmalı diye düşünüyorum. Avantaj olur. Dezavantaj olmaz. Avantaj olur. Yani yeniden bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Yeniden meclisin yolunu, mecliste komisyonlar nerede, nerede nasıl yapılıyor, hangi bakan, hangi müsteşar, hangi genel müdür ne yapıyor, onlara hiç bakmadan ilk gün hemen biz inşallah saldırıya geçebiliriz. Yani gözümüzü kapatıp başlarken diğer şehirlerden çok önde başlayacağız inşallah. Evet. Allah nasip ederse. Teşekkür ediyoruz. Evet, güzel sözlerinizden dolayı. Allah razı olsun diyorum. Her şeyin hayırlısı efendim. Allah hayırlısı olur inşallah. Bir değerli şahsiyet daha, Adnan Süphanoğlu. İlk adaylığınız değil mi efendim? Evet, doğru. Bu ikinci adaylarımız. Böyle güzel bir topluluk içerisinde halkımızla iç içe beraberiz. Neler söylemek istersiniz? Sefercim, bu tabii bizim kuruluşundan bugüne kadar biz teşkilatta görev aldığımız için temal yoklamaları bizim için teşkilatın bayram günü. İnsanların aday adaylarıyla tanıştığı, kaynaştığı, aslında ilk startın verildiği yer. Bu daha sonra seçimden sonra yine beraber kaynaşıp inşallah Bitlis'imiz için, öncelikle ülkemiz için, çünkü bu seçim aslında Cumhurbaşkanımız, liderimizin seçimi. Parlamento seçimleri de yeni sistemde beraber yapılacağı için bizler de sahadayız. İnşallah Bitlis tecrübeli abilerimize biz yoldaş olup çok farklı bir oy oranıyla
Bitlis'i tekrar eski hak ettiği yere getireceğiz inşallah. İnşallah. Yaptığımız anketlerde durumunuz, konumunuz iyi. İyi ilerliyorsunuz. Buradan da anketimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bitlis için farklı düşünmüş olduğunuz bir proje var mı şahsınıza özgü? Yani bizim içimizde ukde kalan kayak tesisleriyle ilgili, kayak sporuyla ilgili içimizde ukde kalan bir problem var. Gerekse tesis, gerekse tesisin yönüyle ilgili. Burayı kar turizmiyle ilgili bir güzel projemiz vardı, o yarım kaldı. Bir diğeri aslında biz Gilgene Meclis Başkanı iken sözünü aldığımız bir havaalanı projemiz var. İnşallah havaalanı projemize odaklanacağız. Diğer ülkeyle ilgili genel sorunları AK Parti'nin genel politikasıyla beraber işsizlik, ekonomi, buna partimizin gösterdiği yolda inşallah beraber devam edeceğiz. Bunu da Bitlis için, halkımız için yapacağız inşallah. Siz de bir siyasetçisiniz. TAP Parti'nin tabanından geliyorsunuz. Haliyle Ankara'yı da, Ankara'nın yollarını da iyi biliyorsunuz. Değil mi efendim? Yani biz Allah'ın izniyle buradan iyi bir şekilde iyi sonuçlar elde edersek yani Bitlis bizi görsün diyebilir miyiz? Kesinlikle. Çünkü yereldeki problemleri ve teşkilattaki arkadaşlarla kurulduğu günden beri olan irtibat ve diyalogtan dolayı öncelikle uyum halinde çok düzgün işler yapacağımıza ben eminim. Güveniyoruz kendimize. Rabbim utandırmasın. Amin inşallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu cesaretinizden dolayı sağ olun diyoruz. Amin inşallah. Bir değerli adayımız Turgut Baştaş. Merhabalar efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Medeni güzel cesaretinizden dolayı. Aday oldunuz. Neler söylemek istersiniz? Bugün de devam ediyor programı. Tüm aday arkadaşlara başarılar diliyorum. Amacımız Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize hizmet etmektir. Evet. Ben de Osmanlı Turan Ocakları Genel Başkanlığı yapıyorum Ankara'dan. Ben ve teşkilatımın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunun belirtisi için bugün burada aday oldum. Bize yer verilir verilmez. Her zaman partimizin yanında yer alacağız. Yani sapın bellidir diyorsunuz. Tabii. Ve bu seçimin ayrı bir önemi var. Var olma ve yok olma seçimidir. Bunu tüm halkımız iyi benimsemeli. Başkanlık sistemi müthiş bir olay. Ülkenin gelişmesi için Avrupa'ya karşı yapacağımız en büyük hamledir bu. Bunu inşallah biz ve halkımızla beraber güzel bir şekilde değerlendireceğiz. İnşallah. Evet değerli izleyenler, gerçekten dış mihraplara karşı kendimizi büyük iyi kalkanlarla korumak zorundayız. Gerçekten etrafımız ateş çemberi, savunmalarımızı iyi yapmalıyız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, güzel birbirinden değerli şahsiyetlerle sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Mikrofonlarımızı uzatmaya devam ediyoruz. Yine kaliteli değerli bir şahsiyet adaylarımızdan biri Ahmet Çevik. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Sizleri sormalı. Hamdolsun şükür sizleri böyle iyi görünce bizler de iyiyiz. Biz de sizleri böyle her yerde karda, yağmurda, çamurda her yerde bulunduğunuz için biz de size teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ederiz efendim. Çok güzel bir gün. Evet. İnsanlarımız toplanmış. Bir yoklama olacak bugün. Neler söylemek istersiniz? Hem parti için, memleketimiz için, 24 Haziran seçimleri için. Şimdi buradaki hedefimiz, evet burada 32 tane adayımız var. Hepsi birbirinden daha iyi insanlar. Bizim burada aday olup olmamamız pek fazla önemli değil. Bizim hedefimiz burada AK Parti'dir. Hedefimiz Türkiye'dir. Hedefimiz İslam alemidir. Hedefimiz geleceğin teminatı olan evlatlarımızdır. İslam alemi dediniz. Yaklaşık 1,5 milyar İslam alemi, 1,5 milyar Müslümanın gözü, kulağı Türkiye'de ve bizde, ülkemizde. Biz bir nevi onlara rehberlik ve öncülük ediyoruz. Kendi konumumuzu korumalıyız. Buna göre hareket etmeliyiz. Dış çemberimiz ateş çemberi. Etrafımızda kötü ülkeler, kötü insanlar bizi parçalamak, bölmek istiyorlar. Bunun için neler söylemek istersiniz? Şimdi bakınız, İslam alemi dedik. Dünyada 1,5 milyarın üzerinde Müslüman var. Herhangi bir İslam alemi ülkesinin başından bir musibet geldiyse yine Allah bin defa Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Hiçbir lider tutup bu Müslüman alemini bizim liderimiz kadar savunacak
bir lider İslam aleminin içerisinde de görmüyoruz. Bununla beraber dikkat ederseniz bizleri çok sevmeyen bizim düşmanlarımız var. Biz Türkiye olarak, İslam alemi olarak Sayın Genel Başkanımıza kulak verelim. Eğer bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkenin başında olmamış olsaydı, acaba bu ülkenin hali ne olurdu? Bizler, ülkemiz şu an Suriye'den daha beter olurdu, Irak'tan daha beter olurdu. Peki Suriye'nin başında, Irak'ın başında musibet geldi. Hiç olmazsa onların Türkiye'de bir kapısı açıldı onlara. Rabbim korusun. Eğer bu ülkenin başında öyle bir musibet gelirse bizim başımızı sokacak bir kapı var mı? Gidecek bir yerimiz. Bize açılacak bir kapı var mı? Kesinlikle yok. Onun için kesinlikle. Aslında bu sahada evet Türkiye'nin cumhurbaşkanıdır. Ama bütün İslam aleminden liderlik yapan bir insandır. Bu bir Allah'ın vergisidir. O da bizim bir, gibi bir insan. Ama Türkiye'de de gelmiş geçmiş çok değerli liderlerimiz oldu. Örneğin merhum Adnan Menderes, merhum Turut Ozar, merhum Sayın Erbakan, neticede en son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Allah-u Teala Sayın Cumhurbaşkanıma sağlıklı uzun ömürler, sıhhatli uzun ömürler versin. Bunlar çok önemli. Yani bu sahada bir Türkiye içinde değil. Evet Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır. Ama dünyanın içerisindeki İslam alemi gözü kulağı Türkiye'dedir. Türkiye'nin de İslam aleminin de gözü kulağı Cumhurbaşkanındadır. Aslında sağduyulu insanlara buradan davet ediyorum. Buradan çağrıda yapıyorum. Bu 24 Haziran seçimlerinde de Sayın Cumhurbaşkanımıza canla başla sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu çok önemli. Teşekkür ediyoruz. Bu çok önemli. Teşekkür. Size de teşekkür ederim. Teşekkür başarılar ediyorum. Dilerim. Sağ olun. Allah sizden de razı olsun. Rabbim Sayın Cumhurbaşkanımıza başarılar versin. Sıhhatli, sağlıklı, uzun ömürler versin. Sağduyulu insanlara da buradan çağrı yapıyorum. Sayın Genel Başkanımıza sahip çıksın. O bir Türkiye'nin lideridir. Bütün İslam aleminin gözü kulağı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan sıradan bir lider değil, dünyanın liderlerin lideridir. Hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, bizler de ülkemizde nice Fatih Sultan Mehmetler istiyoruz. Rabbim onlara, onlardan razı olsun, ölmüşlere rahmet eylesin, sağ kalanlara da yardım etsin diyoruz. Gerçekten iyi durumda, iyi konumda değiliz. Evet efendim, Cemal Taşar Bey ile beraberiz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasıl geçiyor böyle güzel bir günde, güzel insanlarla beraber olmak? Gayet güzel bir gün. Şölen havasında aynen, geçiyor. Aynen. 31 aday adayımız, kardeşçe, dostça burada, teşkilatımız burada. Allah'a hamd ediyoruz. Hepimizin gayesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlığıdır. Bu konuda da onu biliyoruz ve o yolda gayet güzel bir anlayışla, çok güzel bir havada devam ediyor. Allah'a şükürler olsun. Efendim, daha önce de milletvekilliği görevinde bulundunuz. Yarım bırakmış olduğunuz ve yarım kaldığını düşündüğünüz işler var mı efendim memleketimiz için? Şimdi tabii ki 15 yıllık bir AK Parti hükümeti döneminde çok güzel hizmetler yapıldı Bitlis'e. A'dan Z'ye her şey, Allah'a şükürler olsun. Biz zaten parti olarak Türkiye 2002'den 2018'e 3'e katladık. Allah'a hamd ediyoruz. Bunlar nasip oldu. Tabii ki ihtiyaçlar sınırsızdır. Geliştikçe insanlar daha çok istiyor. Biz bunlara vakıfız. Ama hayırlısıyla Allah nasip eder. Yarın dönersek biz zaten bu manifestomuzu, bu hizmetlerimizi basın açıklamasıyla hem yazılı hem sözlü olarak bildireceğiz inşallah. İnşallah. Efendim, son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Sizin bu ilgi alakanıza da teşekkür ediyorum. Ben bu temayül yoklamasını öncelikle Bitlis'imize, ülkemize ve partimize hayırlı olmasını diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun diyorum. Teşekkür ediyoruz güzel cümlelerinizden dolayı. Sağ olun. Yolunuz açık olsun inşallah. Değerli izleyenler, devam ediyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Evet değerli izleyenler, 32 aday adayımız var. Bunların içerisinde de birkaç bayan var ve o bayanlardan biri Gülten Sevil Öztürk. Merhabalar efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Daha önce siyasette bulundunuz mu efendim? Evet, ben 2011 yılından beri AK Parti'de siyaset içerisindeyim.
Öncelikle İstanbul Kağıthane ilçe başkan yardımcılığı yaptım. Ne güzel. En son yaptığım görev ise İstanbul İl Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanlığı. 2015 seçimlerinde SKM başkanlıkları yaptım. İstanbul'da ikinci bölge çok önemlidir. İkinci bölge SKM Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları SKM Başkanlığı'nı yaptım. İlçe başkan yardımcılığım döneminde ise genelde seçim kurulu üyeliği yaptım. Yani seçim geceleri sabahlara kadar 36-38-40 saat kurulda kalıp oy sayım işlerini yapan ekipte oldum. Bu nedenle teşkilatın içinden geliyorum. Teşkilatı çok iyi biliyorum. Siyasete yabancı değilsiniz. Değilim. Teşkilata kesinlikle, yabancı değilsiniz. Kesinlikle değilim. Aday olmaya karar verdiğimde ise herkes benden İstanbul bekliyordu. Ama ben doğma büyüme Bitlisliyim. Bitlis'in içerisinden çıkan birisiyim. Kız meslek lisesi mezunuyum. Bitlis'ten ilk bayan hukukçu benim. Maşallah, ne güzel, evet. ne güzel. İstanbul'da hayatımı devam ettirdim ama Bitlis'le hiç bağlantılarımı kesmedim. Çünkü ailem burada, tamamı burada. Baba tarafı Mutki, anne tarafı Mahlat. Ama biz merkezde büyüdük, doğduk, büyüdük. Yerli diyoruz, milli diyoruz. Evet, yerli diyoruz, milli diyoruz. Bu imkan karşıma çıktığında da Bitlis'e dönüp Bitlis'te çalışmak istedim. Birilerine dokunmak gerekiyorsa, mazlumun yanında olmak gerekiyorsa Bitlis'teki insanların, Bitlis'teki mazlumların yanında olmaya karar verdim. Artı biliyorsunuz Bitlis'te bir bayan vekil olmadı hiç bugüne kadar. Ama siyasette bayan vekil çok önemli. İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirlerde bayan vekiller nasıl varsa Bitlis'te de olmalı. Neden olmasın? Kesinlikle neden olmasın ve o neden ben olmayayım. Olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun diyoruz. Neden bir Bitlisli bayanın eli ayağı meclise dokunmasın, değmesin, basmasın? Evet, evet, aynen öyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum güzel cümlelerinizden dolayı. Değerli izleyenler, devam ediyoruz adaylarımızla sizi buluşturmaya. Değerli izleyenler, bildiğiniz gibi Bursa'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, Aydın'dan Bitlisli milletvekili adayları istiyorduk. Bunu da peyderpey başarmaya başardık çok şükür. Ankara adayımız olacaktı kendisi. Son anda karar değişikliğinden dolayı vazgeçti Sayın Bahattin Alageyik. Bir zamanlar Aydınlar Beldesi Belediye Başkanı. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Sizler de arkadaşınızı, arkadaşlarınızı bırakmak istemediniz. Evet. Dahil oldunuz böylesi bir topluluğa. Aynen. Temayül yoklamasına neler söylemek istersiniz? Evet, ben 24 Haziran genel seçimlerinin öncelikle ülkemize, memleketimize ve Bitlis'imize hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim utandırmasın. Bugün biz de arkadaşlarımızın yanında olmak istedik. Çok güzel bir tablo var. Evet. İnşallah güzel bir tablo da bekliyoruz. İnşallah. Bekliyoruz. Daimi olmasını diliyoruz. Evet, evet, evet. Bu tablonun daimi olmasını istiyoruz. Rabbim hayırlara vesile etsin. Temennimiz, ülkemiz ve Bitlis'imiz kazansın. Temennimiz o. Güzel cümlelerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizlerin de amacı bu. Bölgemiz, ülkemiz, ilimiz, ilçemiz, her tarafımız kazansın. Evet. İyi şeyler olsun, güzel şeyler olsun, güzel topluluklar olsun diliyor, temenni ediyoruz Yüce Allah'tan. Bahattin Bey, Ankara adaylığından son anda çekildiniz. Neden acaba dersek cevap alabilir miyiz? Yani şunu söyleyeyim, biz hizmet nerede olursa olsun hizmetin yanındayız. Bize nerede görev verilirse, nerede hizmet verilirse yaparız Allah'ın izniyle. İstişare ettik, başvuru yapmamaya karar verdik. Evet, biraz bu dönem biraz bekleyelim dedik. Evet. Allah hayırlısını versin. Bize bir görev verilirse de memleketimize hizmetimizi yaparız. Başla eminim. Göz üstüne eminim. Yapacağız eminim. Bu eminim. Hizmeti. Allah hayırlısını versin. Amin. Bu dönemde böyle geçti bakalım. Geçsin bakalım. Evet, geçsin evet, bakalım. Evet. Bu sefer taraftarız. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Kanal Bitlis'e çalışmalarınızdan dolayı Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Selamlar. Bütün herkese selam. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenler, devam ediyoruz. Hani her sunumda diyoruz ya, biri birinden değerli şahsiyetlere mikrofon uzatıyoruz. Elimizden geldiğince öyle bir şahsiyet. Nasrullah Tanglay Bey. Merhabalar efendim. Merhabalar Sefer kardeşim. Nasılsınız? İyiyiz hamdolsun, çok şükür. Allah razı olsun. İyi bir birliktelik, bir kardeşlik havası var burada. Gayet güzel. İnşallah hayırlısıyla temayülümüzü de bitiriyoruz. İki adayımız var.
Evet, 32 tane aday adayımız var. Bunlardan bir tanesi Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz. Kendisi temayüle katılmıyor biliyorsunuz. Çünkü genel merkezimizin öyle bir talimatı var. Hem genel merkezde görevli olanlar ve şu anki mevcut milletvekillerimiz temayüle katılmıyorlar. Buradan selamlar gönderiyoruz kendisine. Kucaklar dolu. Allah razı olsun kendisinden de. Kendisi de o da Balıkesir'de görevli. Oranın temayülüyle ilgileniyor şu an. Tabii 31 tane aday adayımızla beraber inşallah temayül yoklamamıza başlattık. Çok güzel coşku ve iyi bir katılımla başladı. Oylama devam ediyor halen. İnsanların bu temayül yoklamasına da gerçekten böyle bir akımı oldu. Herkes böyle adayların çalışmasıyla böyle bir baskı oluştu. Ama güzel, her şey güzel. Birlik ve beraberlik içinde inşallah temayülümüzü de sonuçlandıracağız. İnşallah 3 tane milletvekili adayı belirlendikten sonra yine çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yani temayülden iyi geçmeyen arkadaşlar da, onlar da bizim dostlarımız, abilerimiz. Tabii. Haliyle bir ekip işi bu. Bizim hepsi kardeşimiz, dava arkadaşımız. Yani biz hep bir beraberiz. Yani 3 tane bunların içinden çıksa da fark etmiyoruz. Hepimiz beraber sahada olacağız. İnşallah bütün aday adaylarımızla kapı kapı dolaşacağız. Milletin elini sıkacağız. Milletle varız, halkla varız. Onun bilincindeyiz. Halkımıza gideceğiz inşallah. Her şey hizmet için diyoruz. Her şey ülkemiz, bölgemiz, bizler için diyoruz. Teşekkür ediyoruz başkanım. Sağ olun Sefer kardeş. Teşekkür ederiz. Var olasınız. Sağ olun başkanım. Evet, gördüğünüz gibi değerli izleyenler, sandıklar kuruldu, temayül yoklamaları devam ediyor, oylar kullanılmaya devam ediyor. Yine değerli bir şahsiyetle beraberiz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ben Mikail Adaba, Nuri Adaba'nın yeğeniyim. Nuri Bey de aday adayı. Gerçi yıllardır siyasetin yani içindedir. Bir dönem ana vatanda il başkanlığı yaptı. Her dönem milletvekili aday adayımızdır ve her seferinde biz onu buradan ya birinci ya ikinci olarak gönderiyoruz. Ondan sonra bugün de Allah'ın izniyle yine ya birinci ve ikinci olarak göndereceğiz. Rabbim hayırlısını nasip etsin. 32 tane aday adayımız var. Hangisi memleketimize faydalı olacaksa, hangisi teşkilatı koruyacaksa, hangisi bir çivi çakacaksa Rabbim ona nasip etsin. Allah utandırmasın. Amin. Teşekkür ederiz. Her şey hizmet diyoruz. Hizmet için diyoruz. Halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla yürüyoruz değerli izleyenler. Niyetimiz bu yönde. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar efendim. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ben Sabahattin Geylani. Sabahattin Bey, 32 aday adayımız var. Neler söylemek istersiniz? Hepsi de güzel insanlar. Hayırlı olsun diyorum. İlla ki. Evet. Hepsi de güzel, değerli insanlar. Hayırlı olsun diyorum. Memleket için güzel olan nasip olsun diyorum. Biz diyoruz ki hizmet etsinler, değil mi? Kimler olursa olsun illaki seçilecekler. Hizmet etsinler. Memlekette vatandaşla, ülkeyle, bölgeyle ilgilensinler diyoruz. Değil ya mi? Şimdi vaktimiz varsa daha geniş detaylı konuşabiliriz ama kısa kısa diyorsanız kısa kısa anlatayım. Kısa kısa cümlelerle izah ederseniz. Şimdi şöyle bir şey diyelim. Genel olarak şu an bulunduğumuz pozisyon, dünya konjonktüründe bulunduğumuz pozisyon, zor bir durumdayız. Aynen, çok zor bir durumdayız. Ha, bunu sadece bir kişiye bırakıp yükü hepsini sırtına vermemiz doğru değildir. Evet, hepimiz bu yükün altına girip hep birlikte ayağa kalkmamız gerekiyor. Evet. Ki bakıyoruz adaylar arkadaşlar, hepsi kaliteli, güzel insanlar. Bu yükün altına girmeyi düşünen, isteyen, bu sorumluluk almak isteyen insanlarımızdır. Evet, aynen. Bakalım biz de her şeyin hayırlısını diyelim. Yolun, amin. Amin. Olsun. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.